Çok beklemediğim bir soru bu. Bana hep kızıyorlardı bitirmediğim için. Gençlik demek özgürlük demektir. Geleceğimle ilgili gerçekten kaygılıyım. Türkiye'de genç olmanın zor olduğunu düşünüyorum. Da dünyanın her yerinde genç olmak zor. Türkiye'ye özel bir şey değil. Ben kitap okumak bazen istiyorum. Ben kitap okumayı çok severim ve okuyorum da. Ama babam yine de hiç kitap okumuyorsun diyor bana. Bence yanlış yapıyor. Çok böyle kitap düşkünü bir ailede değiliz. Kitapların arasına bırakıldım. Ben neyi tercih ediyorsam biraz özgürlükle onlara itildim. Bu öğrenme kesinlikle bir okul öğrenmesi değil tabii ki. Edebiyat düşündürür. Kitaplar daha çok gençleri ilgilendiren konularda ama gençleri küçümsemeden yazılıyor. Okuldaki bilgiye bence benzemez. Yani daha hayatla ilgili. Bitirmeden bırakamıyorum. Sıkıldıysam onu büyüdüğümde okumaya karar veriyorum. Okumaya devam ettim ama sırf sonunda ne olduğunu merak ettiğim için. Başka kitaba geçerim. O yazarın sinir olmayacağım başka kitaplarını merak ederim. Yani sinirlenip bırakıyorum bazen. Kitapların yazarları her kitapta farklı kişilerdir bence. Genelde okulda zaten zorla kitaplar okutuluyor, sevilmeyen tarzlar. Benim Türkçe öğretmenim kitap okuyor ama çok kitap okumuyor. Ezbere dayalı bir sınav olduk. Direkt olarak sınav yapılıyor. Deneyler falan yaptık. Yarıda bıraktım kitabı. Edebiyat hocam kesinlikle çok fazla kitap okuyor ve onun dersleri hep benim ilgimi çok çekiyor. Acaba listeleri hani hep birlikte mi seçsek? Bence biz kendimiz kitap seçebiliriz. Okunacak o kadar çok şey var ki. Okuduğum belli bir tür yok aslında. Ben şiirleri çok seviyorum. Macera türü kitaplar seviyorum. Kurgu dışı kitap diyeyim. Ben durum öykülerini çok seviyorum. Her şeyi ilgimi çektiği sürece okurum ben. Tarih ve bilim kurgu seviyorum. Bence daha değişik, daha çağdaş konulara ihtiyacımız var. Öykü aslında benim hem en çok sevdiğim hem de birazcık da küskün olduğum bir tür. Çünkü öykü böyle tadı damakta kalıyor öykü okuyunca. O hani öykünün ortalarına doğru ya da sonlarına doğru tam o karakterlere bağlanmış oluyorsun ve öykü bitiyor. O yüzden ben aslında hem öyküyü bu nedenle çok seviyorum hem de birazcık küskünüm. Klasikleri okumayı denedim ama biraz ağır geldi. Bıraktığı etkiler. Okumayı denedim ama biraz daha şey geldi bana, sıkıcı geldi. Bir kitap acaba nasıl klasik oluyor onu merak ediyorum. Sayfalarını karıştırırım, cümlelere bakarım. İnce kitaplarını tek okunuşta bitebiliyor, o yüzden onları daha çok seviyorum. Kapağının şekli, kokusu, sayfa rengi. Kapağının beni çekmesi lazım. Kapağı da çok önemli değil. Asıl gerçek bence arka tarafındaki temiz. Hani onlara da bir göz gezdiriyorum bloglara da. Benim kendi blogum var. Seyahat bloglarını takip etmeye çalışıyorum. Sözlük. Ekşi mesela. Yetişkinler kadar tecrübemiz olmayabilir ama tamamıyla farklı tecrübelerimiz ve tamamıyla farklı bir anlayışımız var ve bu hiçe sayılacak bir şey değil. Aynı fikri paylaşmak zorunda değiliz. İnsan olma konusunda hani gerçekten hepimizin eksiklikleri var. Olgun bir birey olmamızı beklerken bizi sürekli koruyorlar. Her şeyde haklı olmanız mümkün değil. Biraz daha empati. Ne çabuk unuttunuz, siz de çocuktunuz. İnsanların birbirlerini olduğu gibi kabul etme işlerini görmek benim umudumu kırıyor aslında. Bir şey için çok emek verip sonra o emeğinin karşılığını alamayan, gerekli değeri görmeyen ve istediği şeyi başaramayan insanları görmek benim umudumu kırıyor. Savaşlar ve insanların doğaya verdiği zarar bence benim biraz umudumu kırıyor. Umudum var çünkü ileride bir şekilde bir istediğim alanda başarılı olacağım. Benim de umudum var çünkü hayatta hiçbir şey imkansız değil. Benim umudum var çünkü şimdiye kadar karşılaştığım insanların çok büyük bir kısmı gerçekten çok iyi kalpli ve çok inanılmaz insanlar oldu. Dünyanın bence daha iyi bir yer olabileceğine dair umudum var çünkü geleceği biz yapacağız. Benim de bir umudum var çünkü ben daha çok gencim ve daha bir sürü yaşayacak şeyim var.